Bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında Öcalan gelsin, DEM Parti grup toplantısında örgüte silah bırakmaları için çağrı yapsın. Örgütün lağvedildiğinde haykırsın dedi. Bu açıklama Türkiye'nin gündemini alıp başka bir noktaya taşıdı. Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok parti başkanı açıklama yaptı. Ancak bu çağrının tabii ki muhatabının açıklamaları önemli. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez bugün bu konuyla ilgili konuğumdur. Kendisiyle konuşacağız. İbrahim Bey merhabalar. Şu sorudan başlamak istiyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bütün kamuoyunun bilmesini isterim ki biz Sayın Öcalan'dan 4 aydır haber alamıyoruz. Hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Bu Sayın Bahçeli tarafından ve Erdoğan tarafından yapılan açıklamaları biz de izliyoruz. Ama şöyle de bir gerçeklik var. İmralı'da şu anda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir tecrit ve izolasyon uygulanıyor. 7 Ağustos 2019'dan beri hiçbir avukat İmralı'ya gidemiyor. Aile görüşmesi gerçekleşmiyor. 25 Mart 2021'den beri telefonla hiçbir görüşme gerçekleşmiyor. Çünkü son temas buydu. Kardeşiyle yaptığı telefon görüşmesiydi. Mektup yazıyoruz, mektuplara cevap alamıyoruz. Dediğim gibi telefonla görüşme de yok. Yani hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Böyle bir gerçeklik var. Çok ağır bir tecrit ve onu aşan haber alamama durumu söz konusu. Bir yandan böyle bir gerçeklik varken öte yandan da Türkiye'deki önemli siyasetçiler müvekkilimiz hakkında konuşuyorlar. Ve doğal olarak da basın bize dönüp soruyor. Fakat biz avukatları olarak Sayın Öcalan'la görüşemediğimiz için hiçbir şekilde onun ne düşündüğünü de aktaramıyoruz topluma. Dolayısıyla bu yapılan açıklamaların bir karşılığının olması için İmralı'daki tecride bir son verilmesi gerekiyor. Sayın Öcalan'ın sesinin kitlelere ulaştırılması gerekiyor. Onun dışında yapılan yorumların spekülasyon olma ihtimali çok artıyor. Az önce söyledim yani dünyada gerçekten böyle bir eşi benzeri durum yok. Geçmişte Guantanamo hapishanesi vardı. Meşhur işte insan hakları ihlallerinin çok sık yaşandığı bir cezaevidir burası. İmralı burayı çoktan aşmış durumda. Çünkü Guantanamo'ya bile avukatlar erişebiliyorlardı. Gidip haber alabiliyorlardı. Fakat bugün İmralı'da böyle bir durum var. İşin ikinci bir boyutu da şudur. Sayın Bahçeli çağrı yaptı. Bu hükümet ortağı olarak yaptığı çağrı tabii ki önemlidir. Birkaç açıdan önemlidir. Bir kere Sayın Bahçeli bu çağrı yaparken aslında tecritli ve hukuksuzluğu da kabul etmiş oluyor. Hani tecriti kaldırın, kaldıralım gibi bir şey söylüyor. Yani bir hukuksuzluk olduğunu kabul etmiş oluyor bu açıklamayı yaparak. Öte yandan da hükümetin ortağı olarak bu açıklamayı yapıyor. Bu anlamda da önemlidir. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de yapılan hem İmralı'da hem de genel olarak Türkiye'de yaşanan hukuksuzlukların sorumlusu da AKP hükümeti ve onun ortaklarıdır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yani umut hakkında ilişkin de bir cümle kurdu Devlet Bahçeli. Bunu da kısaca açıklayayım. Umut hakkı dediğim şey şudur. Siz bir insanı ölünceye kadar hiçbir şekilde özgürlüğüne kavuşma ümidi olmadan hapishanede dört duvar arasında tutamazsınız demek. Bu Avrupa Umut insan hakkı nedir? Bu yasayı biraz açar mısınız? Bu hak tam olarak Öcalan'ı nasıl bir hak tanıyor? Hemen şöyle kısaca ifade edeyim. Türkiye'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası diye bir ceza yoktu. Sayın Öcalan 99-15 Şubat'ında Türkiye'ye getirdikten sonra yargılandı. Ve yargılanırken de idam cezasını Türkiye kaldırmak zorunda kaldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları yüzünden. Fakat bunu kaldırıp, idamı kaldırıp idamdan daha beter bir ceza getirildi ceza infaz kanununa. Ve bunun adı da ağırlaşmış müebbet hapis cezası. Bu ceza şu demek oluyor. Siz bu cezayı alırsanız hiçbir şekilde hapishaneden çıkamazsınız. Ölünceye kadar dört duvar arasınız demektir. Ama bu hukukun evrensel ilkelerine aykırıdır. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına da aykırıdır. Ve biz de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açtık Sayın Öcalan avukatları olarak. Dedik ki bu infaz türü, bu hapsetme biçimi
hiçbir şekilde ümit olmadan dört duvar arasında kalmayı gerektiren ceza Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinin ihlalidir. Yani işkence demektir dedik. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 2014'te bizim bu başvurumuzu kabul etti. Karar verdi. Dedi ki umut hakkı herkesin hakkıdır. Türkiye yasal düzenleme yapmalıdır. Ağırlaşmış müebbet hapis cezası işkencedir dedi. Şu anda Türkiye yasalarına göre ağırlaşmış müebbet hapis cezası alan bir insan hiçbir şekilde çıkamıyor. Fakat Ahim'de diyor ki bu işkencedir. Yasal düzenleme yapmanız lazım. Ve bunu 2014 yılında söylemiş. Yani 10 yıl önce söylemiş ve Türkiye 10 yıldır bu konuda hiçbir adım atmadı henüz. Bu durum Bakanlar Komitesi'nin önündedir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden bahsediyorum. Türkiye'de Avrupa Konseyi'nin bir üyesidir ve bu kararlara uymak zorundadır. En son geçtiğimiz ay Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu umut hakkı meselesini gündemine aldı ve Türkiye'ye yine bir yıllık bir süre verdi. En geç bir yıl içerisinde bu konuda bir düzenleme yapın diyor. Yani ağırlaşmış müebbet hapis cezası verdiğiniz bir insanın cezasını bir süre sonra gözden geçirmeniz gerekiyor. Diyelim ki 25 yıl sonra bir mekanizma kurup yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor ve bu kişilerin özgürlüklerine sahip olma hakkının olması gerekir diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de bu kararın uygulanmasından sorumludur. Yani şunu ekleyeyim, Bahçeli aslında olması gerekeni söylüyor. Sayın Bahçeli'nin bu açıklamalarından Türkiye'de yeni bir çözüm süreci başlıyor diyebilir miyiz? Ben bu konuda yorum yapamam. Bu konuda yorum yapabilmem için gidip yasalara göre Sayın Öcalan'la görüşmem lazım avukat olarak. Onun görüşlerini alabilmem lazım. Şimdi ne söylersem spekülasyon yapmış olurum. Hukuka uymak gerekiyor. Avukat aile görüşlerinin önüne açılması gerekiyor. Yani bir düzeltmeden, bir normalleşmeden bahsedebilmemiz için öncelikle Sayın Öcalan'ın yasal haklarının tanınması gerekiyor. Bu konuda sadece bunu söyleyebilirim şu anda. Ama şu anda hiçbir yasal hak yok. Bunu da bütün kamuoyu bilsin. 44 aydır Abdullah Öcalan'la görüşme yapmadığınızı söylediniz. Mahkemeler bu kararı hangi yasal dayanağa göre alıyor? Hangi gerekçeyle görüşmenize müsaade edilmiyor? Hiçbir yasal gerekçesi yok. Biz her hafta başvuru yapıyoruz Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına. İmrala gidebilmek için bugün de başvurduk. Yarın için ama henüz cevap almış değiliz. Aslında bu da yanlış bir uygulamadır. Normalde bir avukat bir hapishaneye gideceği zaman Türkiye'de önceden hiçbir yere başvuru yapmaz. Sabahleyin gider hapishaneye, avukat kimliğini gösterir ve girer, müvekkille görüşür. Cezası ne olursa olsun bu böyledir. Fakat İmralı'da bu durum da uygulanmıyor. Bu yasa da uygulanmıyor ve önceden başvuru yapmamız isteniyor. Biz önceden başvuru yapıyoruz ve hiçbir yasal dayanağı olmadan bizim bu başvurularımız engelleniyor. Aile için, aile görüşmesi için disiplin cezalarını bahane yapıyorlar. Avukat görüşmesi için de yasal hiçbir gerekçe olmadan Bursa İnfaz Hakimliği'nin vermiş olduğu bir karar var, hukuka aykırı bir karar. O kararı gerekçe yapıyorlar. Diyorlar ki mahkemenin bir kararı var, siz gidemezsiniz. Bu kadar. Bu kararları da bize göstermiyorlar bu arada. Bu dosyaların erişimine de bize izin vermiyorlar. Neden verildiğini de öğrenemiyoruz bu kararlardan. Yani bu kadar büyük bir hukuksuzluk söz konusu. En son ne zaman Abdullah Öcalan'la görüştünüz? Bu birinci sorum. İkinci sorumsa Bahçeli'nin bugün yaptığı çağrının ardından tecride bir son verileceğini öngörüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, biz bu sabah herhangi bir açıklama yapılmadan önce her zaman her hafta Salı günü yaptığımız gibi bu sabah da başvuru yaptık. Daha sonra bu açıklamalar gündeme düştü. Biz her hafta bu başvuru yaparken tabii ki inanarak yapıyoruz. Müvekkillerimizle görüşmek istiyoruz. Sayın Abdullah Öcalan, Sayın Hamidi Yıldırım, Sayın Veysi Akdaş ve Sayın Ömer Hayri Konar, dört tane müvekkilimiz var ve biz bu insanlardan haber alamıyoruz. 4 aydır ve kaygılıyız. Dolayısıyla başvuru yaparken hep görüşeceğimize inanarak yapıyoruz başvuru ve umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Bu sabah da başvurumuzu yaptık, bekliyoruz. Henüz de bir dönüş yapılmadı. Bahçeli bugün Öcalan gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşma yapsın dedi. Peki, böyle bir şeyin gerçekleşmesi için yasal dayanaklarını herkes gibi ben de merak ediyorum. Bunun olması için nasıl bir düzenleme yapılması gerekiyor? Yasal olarak her zaman bir formül bulunabilir. Yani ağırlaşmış müebbet hapis cezası umut hakkı meselesi var.
bunun gerekleri yerine getirilebilirse hem Sayın Öcalan hem de Ağırlaşmış Nöbet Hapishanesi almış insanlar özgürlüklerine kavuşabilirler. Bir süredir Abdullah Öcalan'ın Çankaya'da ev hapsine alınmasının yönünde çıkan iddialar var. Hukuki açıdan böyle bir karar uygulanabilir mi? Sizin de söylediğiniz gibi bunlar sadece iddia olmaktan ibaret. Bu tecrit nedeniyle bu tür spekülasyonlar yapılıyor ve bütün bunların önüne geçilmesi için bizim gidip Sayın Öcalan'la görüşmemiz gerekiyor. Biz Sayın Öcalan'a erişemezken avukatlar olarak onun adına herkes söz kuruyor, herkes bir şeyler söylüyor, herkes bir yorum yapıyor. Ama bunların büyük ihtimalle büyük çoğunluğu gerçeği yansıtmıyor. Dediğim gibi biz de bu yanlış yorumlara katkı yapmak istemiyoruz Sayın Öcalan'la görüşme yapmadan. Bunun en sağlıklı yolu yasanın uygulanmasıdır. Bizim gidip Sayın Öcalan'la görüşmemizdir. Ve onun düşüncelerini, fikirlerini kamuoyuyla paylaşmamızdır. Öbür türlü söyleyeceğimiz her şey ve hassas bir konudur bu. Spekülasyon olmaktan öteye geçmez ne yazık ki. Peki Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu hakkında bilginiz var mı? Evet, uzun zamandır tecrit olduğunuzu siz de ifade ettiniz. Ancak sağlığıyla ilgili yeni bir bilginiz olur mu? İşte sorun da bu zaten. Yani 44 ayda hiçbir haber alamıyoruz. Gerçekten iyiler mi, hastalar mı, sağlık durumları nedir, gerekli tıbbi tedaviye erişebiliyorlar mı, erişemiyorlar mı? Hiçbir konuda bilgimiz yok ve biz bu yüzden aslında çırpınıyoruz, dediğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu gerçekten normal bir durum değil yani. Şu anda siz soruyorsunuz, sizin gibi müvekkillerimizin aileleri de soruyorlar. Çünkü biz avukatlarız, bize diyorlar ki nasıldır kardeşimizin durumu, sağlık durumu nedir? Ama biz onlara cevap veremiyoruz. Böyle ağır bir tablodan bahsediyoruz. Bu tecrit gerçekten bu yüzden dünyada eşi benzeri görmemiş bir tecrittir. Ve herkesin de bu tecritin ortadan kaldırılması için ses çıkarması gerekiyor. Anladım. Peki, hukuki olarak Abdullah Öcalan'ın bir tutsak olarak haklarını ihlal edildiğini avukatı olarak sizden duymak istiyorum. Var mı öyle bir şey? Geçmişte çok oldu. Mesela şu anda aynı cezayı alan insanlar, ağırlaşmış müebbet hapis cezası alan insanlar 2 haftada bir aileleriyle telefonda görüşebiliyorlar. Bu sadece bir örnek. Sayın Öcalan 25 yıldır orada sadece 2 kere telefonla görüşme hakkından yararlandı. Mesela oradaki hükümlüler bir arada günde birkaç saat bir araya gelip konuşabilmeleri lazım. Spora çıkma hakları var. Fakat bunları gerçekleştirebiliyorlar mı? Bu konuda da bilgi sahibi değiliz. Oradaki kantine erişim ya da istedikleri kitapları okuyabilme, istedikleri gazeteye erişebilme gibi birçok hakları ne yazık ki kısıtlanıyor. Ve biz gidip kendileriyle görüşemediğimiz için onlara hukuki yardım da sunamıyoruz. Bu anlamda savunma hakları da kısıtlanıyor. Yani İmralı'da aslında hukuk tamamen askıya alınmış durumda. Yani neresinden tutsanız çok tutarsız bir durum bu. Yani hukukla açıklamak çok zor bu durumu. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Gerçekten hukukla açıklanabilecek bir durum değil bu. Bahçeli'nin yaptığı çağrının ardından DEM eş başkanı açıklama yaptı. CHP lideri açıklama yaptı. Annelerin gözyaşını dindirecek her adıma tam destek vereceklerini söyledi. Bu açıklamaları anımsatarak şunu sormak istiyorum. Hukuki bir zeminde böyle bir talebin gerçekleşmesi için neler yapılmalı? Özgür Özel'in bir açıklaması olmuş sanırım. Ben tam izleyemedim. Fakat sanki yapıcı bir şeyler de söylemişti. Ya bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürt olarak ben yapıcı, olumlu dil kullanan herkesi takdir ederim. Şu anda zaten az önce de söyledim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı var ve diyor ki bir düzenleme yapılması lazım umut hakkıyla ilgili. Dolayısıyla bunun gereğinin yerine getirilmesi bir af değildir. Bir af değildir. Fakat Türkiye'nin zaten devasa bir demokratikleşme ve Kürt sorunu vardır. Bunlar ikisi birbiriyle bağlıdır. Eğer Türkiye Kürt sorunu çözecekse demokratikleşmek zorundadır. Bunu yapmadan olmaz. Ve bunun da gerekleri vardır. Birçok yasal düzenleme yapılması lazım. Haksız yere hapiste tutulan binlerce siyasi tutsak var. Bunların özgürlüğüne kavuşması lazım. İfade özgürlüğü önünde birçok engel var. Türk insanlar konuşamıyorlar, dertlerini anlatamıyorlar. Bir söz kuran kendini savcının karşısında buluyor. Bütün bu konulara düzenleme yapılması lazım. Yani
Türkiye tamamen demokratikleşirse ancak barışına kavuşabilir. Kürt meselesi çözülebilir. Dolayısıyla Sayın Öcalan da bu konuda önemli bir aktördür. Biz geçmişte bunu gördük. Devletin kendisi Sayın Öcalan'ı bir aktör olarak tanıdı. Çözüm süreci en son süreçti mesela, öyle deniyordu. Ki bize göre sadece bir diyalog süreciydi bu. Orada da mesela Öcalan, Sayın Öcalan üzerine düşen her şeyi yaptı. Ve biz onun her zaman barış için çabalamaya hazır olduğunu da biliyoruz. Fakat bütün bunların gerçekleşmesi için Sayın Öcalan'ın hakkının, hukukunun teslim edilmesi lazım. Devlet Bahçeli'nin bu çağrısı elbette çok önemliydi. Şimdi gözler bu sözlerin muhatabı İmralı'da. 44 aydır tecritle karşı karşıya olan Öcalan'da oradan gelecek bir açıklama Türkiye'de Kürt meselesini başka bir sürece taşıyacağı bekleniyor. Sayın İbrahim Bilmez konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size.